Sen konservatuara girerken Hamlet mi çalıştın? Ay evet nereden biliyorsunuz? Onu anlatırsam burası yıkılır. Niye? Hayır be çünkü şöyle denk geldik. Kayranlık konservatuara girerken ben ondan Hamlet çalışmasını istedim. Çok iddialı bir şey bir ben e, ama tabii. Ben şuursuzca Ya bilmeden, sen şuursuzca ama konsertaya girmişsin. Yani bu açıdan onun için önemli bir örnek. Neredeyse var. giremiyordum. Balet Alaaddin tutmasaydı ben bayağı Bozkurt Kuruç bana e, bir ışık var kızım. Bak e, bir yıl boyunca çalış. Burada kütüphanemiz var. Biraz araştır falan. Hı. Ama gelecek yıl tekrar görüşürüz dedi. Ben çıkıp gidiyordum. Yani Hı. liste asılmadan Balit Alaaddin var çok selam seyrediyorsa çok eskilerden. Hı. Hop hacca kuzacca nereye gidiyorsun falan filan böyle tuttu. Dedim kazanamamışım ben dedim işte dedim hoca öyle söyledi. Ya dedi arkadaşlarım dedi merak etmiyor musun kim kazanmış ne olmuş? Liste asıldı önce bir şaka liste asılıyor biliyorsunuz. E, kendi Ankara'da numaralarımızı tabi. okuyoruz Ankara Cebeci'de. Ee, mesela diyelim ki benim numaram 49, 49'un karşısına bakıyorsun, Türkan şuraya yazıyor mesela. Evet. <laughs> Önce biz böyle bir heyecanla gidiyoruz, bakıyoruz alakasız isimler, sonra gerçek isimler asıldı. Ben de varım. Durmuş Öner, saygıyla. O şey için ee, ya bir mimar Sinan'da da asıyorlardı onu çünkü o ilk <laughs> herkes bir deli gibi o listeye baktığı için ve hep şöyle bir şaye vardı işte torpiller kazanır sanatçıların Hiç çocukları alakası. kazanır falan orada böyle Türkan Kadir Kadınlanır falan gibi isimler görünce <laughs> a işte bak ben söylemiştim torpiller kazanmışlar ilk böyle <laughs> çığlıklar öyle atılır. sonra ismi görünce Durmuş Durmuş Bey, Durmuş Bey ben kazanamadım diyorum kızım diyor işte diyor ismi yazıyor ama hayır diyorum Bozkurt Bey hani gelecek yıl tekrar gelmemi istedi. Herkes böyle ya git ya dedi. Burada ağlayanlar var defol git falan filan beni böyle Aa. çektiler falan. Peki Hamlet nasıl çalıştı? Niye çalıştın? Aslında ben tiyatro bölümüne girmek için gitmedim konservatuara. Ee, e, müzik bölümü için gittim. Yani babam e, şey kızımın sesi çok güzel onu müzik bölümünü alacağım hmm. falan filan diye böyle kafama dolduruyor. Sivas'tayız daha o zamanlar. Ee, gittim. E, muavin odasında dediler ki kontenjan e, boşluğu nedeniyle sadece tiyatro bölümüne tekrar sınav açıyoruz. Çünkü Eylül ayıydı. Hı. Artık sınavlar bitmişti. E, tamam dedi eniştem. İki tane kitap verdiler, bir Cimri, bir Hamlet. Hafta sonu Cuma gittim. E, i̇ki günüm var. Pazartesi sınav varmış. İk, i̇şte ikisinden parçalar çalışsın, gelsin buraya falan yaptılar. Ben şimdi aldım elime kitabı abimden biliyorum. Hamlet'i, Shakespeare eserlerini abim çünkü okuyordu o tip şeyler. Hatta annem Yaşar Kemal okurken bir gün e, böyle yorganın altında falan okuyor. Oğlum gecenin bir yarısı ne okuyorsun diyor. Ondan sonra anne diyor ince Mehmet okuyorum. Yavrum diyor bunu okuya okuya inceleyeceksin <gülüyor> sürekli <gülüyor> onu bitirmeye çalışıyor. Öyle kitap kurduydu. Ondan biliyordum. Heyecanlıyım galiba biraz. <laughs> Harikasın. Ondan sonra. E, o şekilde böyle tabii e, okuyamıyorum. Mümkün değil iki günde benim onu bitirmem. Garip bir şekilde kafam şişti. Ne olduğunu anlayamıyorum. Fakat Hamlet'in bir parçası var. O çok hoşuma gitti. Çok da alakasız bir parça herhalde. En az çalışılan parçasından biridir. Yani tiradından biridir. Verdiğim parçayı ne olur? Niye Rahat en özlen... çok çalışılan ya? Yok bir sürü şey var. Ama çok risklidir onu çalışmak. Çok, yani... Oyunculara tiradı. Evet ben evet. onu seçtim. Ondan sonra onu ezberlemeye çalışıyorum. Ama o seçeceğime düşün yani, evet. yani bir kadın olarak Ophelia'yı. Ama o kadar şuursuzdum ki zaten. Evet ama e, tabii ki klasik tiyatronun anayasası gibi bir şey çalıştım. Ve Farkına varmadan onu, hiç farkında değilim. Evet ama tabii. onu onu çalışarak konservatuvara girmek de çok tehlikeli değil mi ya? Aslında biraz ukalaca bir şey o. Hiç farkında değilim Hı. ki ne yaptığım farkında. Asıl komedi değil şurada mi? başlıyor. Asıl komedi cimride başlıyor. Ha. Cimride açtım. Aa bir baktım o ikili parça, Harpa Gona Refleş'in sahnesi. Dedim ki biz bunu edebiyat dersinden biliyorum ben bu ikili parçayı. Evet. Direkt onu zaten kafamda ezberi. Onu koydum. İkili parçayı oynuyorum. Çıktım bir saniye ama e, Cüneyt Gökçer, Bozkurt Kuruç, Sait Sökmen, Asuman Korat, Ejder Akışık. E, o kadroya bak. Semih Sergen, Nurşen Girgin Koç. Yani Cihan Ünal. Yani e, yok yok yani kadroda. herkes Herkes Bunlar hepsi var. Jüri. Ma şey, e, e, Mahir Canova. Evet, evet. jüri yani e, ve demişler ki kız yani tamam çok iyi malzeme falan var ama yani gelecek yıl tekrar gelsin. Buna karar verilmiş. Cüneyt Gökçer ben hmm. demiş buraya yazıyorum. Sonra bana o duvarı gösterdiler. Bak Cüneyt Gökçer buraya böyle yaptı. Başkan da o zaman çünkü kul bölüm başkanıydı. Bu kız iyi olacak dediler. Ben bir yıl <laughs> hazırlandım sınıf aklama teklif edilmişti. Mehmet Atay hazırlamıştı çünkü beni bir yıl boyunca. Vay maşallah ya. Ben altıda kalkıyordum. Kurtuluş Parkı'na kadar koşuyordum. Dönüyordum. Akrobasi odasına çalışıyordum. Sekizde ders başlıyordu. Derse giriyordum. Akşam altı oluyordu. Ağlamaya başlıyordum. Çünkü her kalorifer üstünde biri sevgili. Ben böyle ne ben nereye geldim şeklinde öyle bir kafa okudum bitti. Her kaloriferin <laughs> üzerine bir sevgili. O zaman... <laughs> e... Öyle bir, öyle bir çağ. <laughs> öyle ne bir çağ. Şey? Şimdi radyatörlere ne yerleştirmiyoruz. Mütiş, Müthiş. müthiş öyle, gibi öyle gibi geliyordu. Gerçekten öyle gibi geliyordu. Çok alakasızmış tabii ki de işte nasıl ha. bir şeyle küçük şehirlerde yetiştirilmenin verdiği tabii ki o e, yani işte kapalı durum aslında aileden kaynaklanan bir şey değil. Ya. Ama yani. tabii ki bir özgürlük Hı. ortamı. Ee, ve e, Çok sanat, yılım. aşk hepsi oh. bir arada. Evet, i̇nanılmaz, kesinlikle. i̇nanılmaz. Peki e, şimdi biraz...